Wonder Kitwin kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe transfer gündemindeki isimleri konuşacağız. Bu ara çok Fenerbahçe transfer ismi çıkıyor. Yok Fenerbahçe Luis istiyor. Turgay Demir Fenerbahçe Anderson Talişka ile anlaştı yazdı. Altına gerçi iddia girebiliriz falan yazdım ben de dönüş yapmadı. Artem Dovbik çıkıyor. Hem savaştan dolayı hem de Dovbik'e hem Trabzonspor'un hem başkalarının da ilgisi olması sebebiyle Türkiye'ye gündemi falan çok konuşuluyor ve üzerine de Belotti haberidir. Geldi gidiyor abi Belotti haberi de çok inandıracağımız, inanacağımız bir haber değil. Suarez Talişka'da belki Doğubik olabilir. Genel olarak bu 4 futbolcu transfer üzerinden konuşmaya çalışacağız. Hepsini tek tek değerlendirmeye çalışacağız. Hepinize şimdiden keyif seyirler diyerek yayına geçmeden önce de golvar.com'dan bahsedelim. Hepinizin bir üzere golvar.com'da haber editörlüğü yapmaktayım. Ve de golvar.com bizim son dakika spor haberlerinin, günlük iddia tahminlerinin ve maçlardan sonra köşe yazıları yazdığımız sitemiz. Sitemizin linkini de açıklamaya bıraktık. Hepinizi sitemizi ziyaret etmeye davet ederek yayına geçelim. Yani Fabaç transfer gündemine açıkçası erkenden başladık. En baş Fenerbahçe'nin bir teknik direktörü yok. Yani Fenerbahçe için şey konuşamıyoruz transferde. Suarez hangi hocanın sisteminde ne kadar iş yapar? Talic hangi hocanın formasyonunda? Bunları bir kere konuşamıyoruz. Bunlar bir kere havada kalan şeyler ama genel anlamda Suarez, Talişka, Dobik ve Belotti bireysel olarak çok da detayına inmeden Fenerbahçe'ye gelmeli gelmemeli tarzı yorumlar yapmaya çalışacağız. Bir numara Luis Suarez yazmamın ana sebebi Luis Suarez'in buralara düşeceğini düşünmemem. Suarez 35 yaşında 87'li hani Atletico'da geçen sene 36 il kombi yaptı. Atletico'nun şampiyonluğu da bence en büyük zaten pay sahibi Yerindendi. Zaten 6 sezon Barcelona. Suarez'in burada kariyerini anlatmaya gerek yok. Suarez'in tek söyleyeceğim şey 13-14 Liverpool'daki Suarez hani Messi, Ronaldo prime'ı gibi bir kariyer, gibi bir sezon geçiren Luis Suarez'di. Son sezonunda da bu sezonunda da 24 ilk 11 yapmış. Yine 13 tane atmış. Yine 2 tane asist yapmış. Suarez'in son 6-7 sezonunda çift taneli yapmadığı, skor yapmadığı sezon yok hemen hemen ve Suarez hatta o o Barcelona ile 2016-2017 olması lazım. Hatırladığım kadarıyla 81 skora katkı yaptı. Şimdi Luis Suarez hala buraya düşmesi neden düşünüyorum? Çünkü Luis Suarez hani şu an transfer yapmaya kalksa ayrılacak zaten Atletico Madrid'den bildiğim kadarıyla. Suarez hala transfer yapmaya kalksa eski kulübü olması sebebiyle Ajax Suarez'i isteyebilir. Ne bileyim İspanya'da Bilbao Suarez'i isteyebilir. Suarez İspanya'dan çıkmayabilir. Yani birçok etkeni var. Suarez'in buraya geleceğini düşünme, düşündürtmeyen bir diğer sebep de bence Ali Koç'un maaş olarak 4-5 milyon eurolara çıkmak istemeyeceği yani o maaş dengelerini Ali Koç'un düzeltmek, dengelemek daha doğrusu istediği. Yani Luis Suarez buraya gelirse bence tabii ki buraya gelmesinin Luis Suarez'in buraya gelmesindeki en büyük etken tabii ki para. Yani Suarez'i bu saatten sonra kanı sarı lacivert akıyor diye Fenerbahçe'ye getiremezsin abi. Çok para dökmen lazım. Muhtemelen 4 milyon euro artı 1 milyon euro bonus artı bir 500 bin euro bilmem ne falan. 2 yıllık Suarez sana 11-12 milyon euroya falan patlar. Ha şöyle düşünürsek 11-12 milyon euroya Fenerbahçe'nin alacağı herhangi bir Santrafor'un Suarez kadar skor katkısı yapacağı bariz mi aşikar mı kesinlikle değil. Yani Suarez aslında Santrafor'lar arasında en Soru işareti olmayan isimlerden birisi. Yani Suarez buraya gelirse Suarez'in şöyle bir problem hani şöyle 35 yaşındaki futbolcu neden istemeyiz abi? İki ana sebebi var. Bir, satışları zor, imkansız hatta neredeyse. 2. 35 yaşındaki yıldız futbolcuları getirdiğin zaman sakatlık problemi da tamamen elde patlıyor. Çok büyük bir Falcao örneği varken Galatasaray 25 milyon euro kadar para harcadı Falcao'ya alınan katkı hemen hemen sıfır. Ama Suarez bence bu kalibreden bu kategoriden şöyle ayrılıyor. Abi Luis Suarez bu zamana kadar hiçbir zaman sakatlık problemi yaşamadı. Ne Atletico'da ne Barcelona'da ne ondan önce Liverpool'da ne ondan önce Ajax'ta hiçbir yerde sakatlık problemi yaşamayan bir futbolcu Luis Suarez. O yüzden Luis Suarez'in ben Fenerbahçe'ye gelmesini risk olarak e, görmüyorum. Luis Suarez'i getirmediğinde ana kaynağı para. Oralara çıkabilir miyiz? O maaş dengeleri benim için soru işareti bu yüzden gelmeyeceğini düşünüyorum. Ama Luis Suarez geldiğini varsayarsak Luis Suarez Fenerbahçe'nin hani Fenerbahçe şey e, ligin klasik tabiri vardır ya pivot santrafor diye. Luis Suarez zaten komple bir golcü. Luis Suarez hem sırtı dönüyor hem yüzü dönüyor hem dripling üzeri hem servis olma hem kafa hem yerden her şeyi mü mükemmel ötesi yapabilen bir santrafor olduğu için ben de tarihin zaten en iyi santraforlarında ilk ona girebilecek bir futbolcu Luis Suarez. Luis Suarez buraya gelirse hatta gözümüzü kapattığımızda maç kolikte, transfer markette falan Fenerbahçe armasının yanında Luis Suarez'i hayal edin abi. 50 maça çıkmış. 39 ilk 11 25 gol 6 asist falan. Yani Suarez'in burada 20'nin altında atma gibi bir şansı yok. Hiçbir şekilde sakatlık problemi de olmayan bir futbolcu. Ha, oralara çıkılır mı? Zaten mevzu orası. Ayrıyeten de Luis Suarez'in bence en büyük bir diğer avantajı Fenerbahçe'nin kadrosunun 2003-2004 kadrosuna benzemesi abi. 2003-04 kadrosuna benzemesi. Neden böyle düşünüyorum? Şimdi Fenerbahçe'nin elindeki mevcut Futbolcu grubu mevcut kadro mühendisliği daha çok Ferdi diyelim Ferdi gibi Efendime söyleyeyim Osayi gibi, Zalai gibi, Atilla, Kim Mincay gibi Efendime söyleyeyim Crespo gibi daha çok satış e, potansiyeli, kuvvetli, daha yaş olarak daha genç Yani Fenerbahçe'nin kemik 8-9 futbolcusunu saydığında 30'un üzerinde sadece ve sadece Serdar Aziz var Altay Bayındırlar olsun işte Kim Minceyler olsun efendim özüm Crespo'lar, Mert Hakanlar, İrfanlar, Zaytslar hepsi Fenerbahçe Rossiler, Berişler hepsi Fenerbahçe için bir satış potansiyeli olan bir çekirdek ve mükemmel de bir genç havuzu. Aslında baktığın zaman bu yüzden Fenerbahçe'nin kadrosunu 2003-2004'e benzetmek çok normal, çok olası. Hatta 2003-2004'te Fenerbahçe yine Ümit Milli Takım'ın tamamını hemen hemen toplamıştı. Gençlerin önüne her zaman şu konuştur 2003-2004 kadrosu için. Gençlerin üstüne lider bir Pierre Van gelmişti ve o Pierre o takımı şampiyon yapmıştı. Luis Suarez'in gelmesi üzerine Luis Suarez'in zaten en büyük olayı abi işte Fenerbahçe'nin bu potansiyelli kadrosuna, Fenerbahçe'nin bu genç satışa, Yatkın ve önünde bir lider aranan kadrosuna işte gelecek o liderdir. Luis Suarez bir pastanın çileği değildir aslında. Luis Suarez Suarez'i para dışında hatta parad ile değil. Suarez tabii ki paraya gelecek ama Suarez'i ikna ederken de Suarez'le masada konuşurken de şunu konuşmak gerekiyor. Ya Suarez hani bizim takımımız mükemmel ötesi bir satış potansiyeli bir takım. Biz bu aç kadro ile başarıya aç kadro ile bir şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Bir başarı yakalamak istiyoruz ve bu kadroya bir liderlik yapacak hem papaza hem sağ hem sağ bir karakteri ihtiyacımız var. Yani 2003-2004'ün Pierre van Hoydonk'un Luis Suarez'imiz yeni yani gelirse diye konuşuyoruz. Yeni Hoydonk'un Luis Suarez oldu. O kadroya saha içerisinde babalık, liderlik, kaptanlık yapması gerektiğini düşündüğüm bir futbolcu profili. Çünkü Luis Suarez defalarca kez şampiyonluklar yaşamış, şampiyonlar ligi kaldırmış yani her şeyiyle marka bir isim. O yüzden ben Luis Suarez'in bu kadroya çok yakışacağını hani herkes 23-24 yaşında olsa şampiyon olmak çok çok zorlanır abi. Bu kadroda, bu kadroda bir yaşlı kurt, bir Futbolcuların saha içerisinde güvenebileceği o hakem itirazları olsun her şeyiyle bir profile bence kadronun ihtiyacı var. Bu isimde eğer doğruysa eğer maaş olarak oraya çıkmaları göze alıyorsak abi Luis Suarez'dir. Transferine mantıklı bakar mıyım? Abi yani genç bu kadar 35 yaşında bir futbolcuyu istemek çok mantıklı mı? Tabii ki değil çünkü satış yok. Ama 11-12 milyon euro 2 sezon Luis Suarez'e verdiğim zaman Luis Suarez bana 2 sezonda 45 tane atacaksa abi 11-12 milyon euroya 2 sezonda 45 tane atacak forvet bulmak çok daha zor ve Fenerbahçe'nin aylar hatta yıllarda bir Santrafor sendromu da bulunurken gözüm kapalı Suarez'e ben kendi açımdan kadro açısından da giderdim. Şu kadroya bir liderlik yapacak isim olması açısından. İkinci isim Anderson Talisca. Yani ben Suarez'e şöyle de demiş olayım. Suarez konusunu şöyle kapatmış olayım. Yani ben Suarez'e 4-5 milyon euro 2 sezonluk Suarez'e ben kendi açımdan tık atayım. Anderson Talisca'ya da birçok kişiden ayrılmamla beraber çekimser oy kullandığımı yazayım. Yani genel olarak yani Kemp Beşiktaşlı mesela Talişka bizim Talişka mı falan dedi. Hani çarpı attığımda muhtemelen şok olmuştur. Neden Talişka'ya abi ben yatkın değilim? Talişka da maaş olarak buralara çıkmak demek. 4-5 milyon eurodan azat Talişka da gelmez ki Talişka zaten Arabistan'a hani paraya giden bir futbolcu zaten Anderson Talişka baktığımız zaman. Ve Anderson Talişka'nın buraya gelmesi demek şimdi Talişka Fenerbahçe'nin kadrosunda mevcut kadrosunda bir tane 4-5 milyon euro transfer yapılacaksa yıllık maaş 4-5 milyon euro olacak bir transfer yapılacaksa ben bunu Talişka'ya istemem. Çünkü Talişka'ya 4-5 milyon euro verme demek yani bu hakkını buraya sıkmak demek. Talişka'nın önünde Serdar Dursun'un oynayabilme ihtimali demek abi. Talişka'nın solunda Rossi'nin, yedeğinde de Muhammed Gümüşkaya'nın oynayabilmesi demek. Yani sana Talişka'nın 30 30 tane atması gerekiyor demek. Artı olarak Talişka'nın şöyle bir dezavantajı var. Talişka demek abi sadece ve sadece 4-4-1-1 oynayabilmek demek. Yani Talişka o 1-1 Talişka bu birbirim futbolcusu. Fenerbahçe şunu diyemez abi. Talişka sahte 9 oynasın. Şuraya sallıyorum. İrfan şuraya bu penza. Sahte 9'la şampiyonluk yolunda Talişka sahte 9, Talişka 30 tane atsın. Farklı çok farklı bir formasyon falan. Bu çok e, Uber bir isim yani. E, Roma'nın vucinic Totti ile oynadığı zamana döner. O da tarihte zaten 4-5 tane var böyle şampiyonluk alan takım. Onun dışında Talişka demek şu demek. Talişka demek şu bir diyelim şu demek. Talişka demek şu demek. Yani Fenerbahçe'nin Alex düzeni. Alex ile Fenerbahçe nasıl sürekli 4-4-1-1 oynuyorsa Fenerbahçe demek Talişka ile beraber sadece bu formasyonu oynayabilmesi demek. Talişka demek Talişka burada 20 gol 9 asist yapacaksa Önündeki forvetin 15-20 tane daha atabilmesi demek. Talişka attırır mı? Tabii ki attırabilir. Ama Talişka'ya bu paraları vereceğime Fenerbahçe'de şu an 10 numaradan bol hiçbir şey yok. Zaten Talişka isteyenler mesela Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği nasıl düşünüyor bilmiyorum. Talişka'nın oynadığı 10 numara bölgesinde bir İrfan aylarca konuşuldu neden 10 numara 8 numara oynatılmıyor diye. Arda Güler geldi. Pelkas var. Sivas'ta 10 numara oynayan Mert Hakan Yandaş. Zamanının 10 numarası Zaits, Fener'e 10 diye transfer edilen. Yani şurada zaten Fenerbahçe'de 10 numaradan Fenerbahçe kadro yapabiliyor abi 10 numaralarından. Ya şuraya ben 5 tane koydum zorlasak daha da isim bulabiliriz. Berişa'yı 10'da oynatırsın zorlasan. Yani Fenerbahçe'nin OOS oynayabilen abi... 6-7 tane futbolcusu varken bu parayı Talişka'ya gömmek ne kadar mantıklı sorusu. Yoksa Anderson Talişka'yı isim olarak hiç kim istemez ki? Ben de isterim abi hani Gomez ve Talişka mı olsun? Şimdi beni şampiyon yapsın. Talişka ve bakarım olsun? Beni şampiyon yapsın. Ama isim olarak Talişka'ya hayır diyemem. Ama kadro mühendisliği açısından Fenerbahçe'nin belli bir formasyona sabit kalması açısından ben Anderson Talişka'ya çekimsel oy kullanıyorum. Ben istiyorum ki abi Fenerbahçe şu an ana problemi Fenerbahçe'nin ne abi? Santrafor, sol açık, Ferdi'ye göre bek. 3 tane transfer. 10 numara saymıyoruz bile. O zaman Taliçka çok lüks oluyor. Gereksiz lüks oluyor ve 4-5 milyon euro Suarez'e gömerim. Belotti'ye gömerim. Dobik'e alırım. Taliçka'ya gerek yok. Taliçka'nın bölgesinde Fenerbahçe şu an 4-3-3 ile 4-3-3 ile bir kurgu yaşadı Fenerbahçe. Bir kurgu patlattı Fenerbahçe. Bu kurguyu da bozmam abi. İrfan Mertakan Hakan Zayt, Crespo Fernando, diğer tarafta Arda Yine İrfan, yine Mertakan oranın döneceği. Hepsini de verimli kullanacağım. O kadro mühendisliğin bozmadığım bir düzen olur. Ben bu yüzden Talişka'ya kendi açımdan çekimser oy kullanıyorum. Onun dışında Belotti'den başlayayım. İsimler bu kadar yükselmişken Dovbik'e sonra geçeyim abi. Şimdi konumuz Andrea Belotti. Muhteşem ötesi bir futbolcu Belotti. Belotti ile alakalı tek en başta şunu söyleyeyim. Belotti burada düşmez abi. Şimdi Belotti Torino'da yaklaşık 6 sezondur Torino'da. Belotti'nin artık bir kademe yükselmesi lazım. Belotti milli takıma seçildi. Ciro Immobile'yi bir ara arkasına attı milli takımda. Torino'nun kaptanı İtalyan, İtalya liginde Belotti'yi oradan kopartmak imkansızın ötesinde. Belotti'nin yaşı 28, kontrol edeyim doğru mu? 28 yaşında geldiği zaman 29 olacak. 93'lü bir Pivot Santrafor. 6 yıldır Torino'da. Torino'da sürekli yüksek gol barajlarında aşıyor. Çift tanelere geliyor falan filan. Her neyse. Belotti şu anda boşta. Çok önemli. 2022'de Belotti'nin sözleşmesi bitiyor ve Torino'da kalmayacağını söylemiş Belotti. Ee, i̇mzalamasın diyelim Belotti. Belotti İtalyan bir futbolcu bir. İtalya'da çok saçma bir yabancı kuralı sistemi var. İtalyan bir futbolcuyu İtalya liginde herkesin bildiği bir futbolcu. sözleşmesi 2022'de bitiyorken sana bırakmazlar abi. Bak Belotti için kapıya girecek takımları kafadan atarak söylüyorum. Milan 1, Fiorentina 2, Lohovic sattı yerine gerçi aldı ama Fiorentina 2, Atalanta, Lazio, Napoli. Ya belki Juventus girmez, belki Juve girmez, Inter hatta. Yani Juve dışında başüstü şeylere falan hiç girmiyorum Sampdoria'lara falan. Başüstü toplamda 6 tane takım Belotti için sıraya gelir abi. Hani Belotti buradan sana kalmaz en başta. Sana kalmaz yoksa Belotti'nin gelme ihtimali üzerine hani ben Suarez'den de öne yazarım Belotti'yi. Suarez benim yazma sebebim, ana sebebim Pierre Fanoy Donk. 2003-2004 Pierre Fanoy Donk'unu arıyor olma. Belotti sana 28-29'da gelsin. 4 sezon top oynar. Buralarda 22-23'leri her sezon. Bir 22 atar, bir 19 atar, bir 26 atar, bir 14 atar. Her sezon atar. Pivot tur. Ondan sonra Belotti belki bir daha bile satabilirsin İtalya'ya. İtalya piyasası bu kadar kuvvetliyken. Bak ben şu an diyorum ki Belotti gelir 4 sezon oynar sonra yine İtalya'ya satabilirim. Ulan şu an o zaman hiç alamazsın baktığın zaman. Neden? Çünkü Belotti... her yani şöyle olsaydı Belotti'nin sözleşmesi bitiyor olmasaydı, Belotti'nin sözleşmesi 2022'de değil 2025'te bittiğini varsayalım ve haberler şöyle olsun. Fenerbahçe'den Belotti'ye 10 milyon euro teklif var. O zaman daha çok inanırdım. Çünkü sözleşmesi bir, devam eden bir futbolcu İtalyan kulüpleri ister mi? Olabilir ama forvetleri varsa çok gitmezler diyebilirdik. Ama şu an sözleşmesi bitiyor. Senden önce bunlar var. Bunları geç Bilbao'lar var. Efendimiz Villarreal'le hepsi uçar Belotti'ye. Yani Belotti'nin Türkiye'ye düşme ihtimali Muazzam, yani Luis Suarez'in buralara düşme ihtimalinden çok daha kuvvetsiz, çok daha düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden Belotti hayalini bence Fenerbahçeliler rafa kaldırmalı. Gelse muazzam ötesi olur. Gelse hani herhalde çok uzun zaman sonra ulan Santrafor be diyebileceğimiz zıbam şutlar vuran gözü kapalı bir Santrafor'umuz olur. Onun dışında Artem Doğubik haberleri var. Doğubik haberlerini neden aldım? Trabzonspor'la da ismi çıkıyor Doğubik'in. Doğubik Türkiye'ye sanki gelebilecekmiş gibi. Abi Dovvik Türkiye'ye çok haberi bitiyor. Dovvik'in çıkıyor. Dovvik'in sözleşmesinin bitiş tarihi 2024. Dovvik'in haberinin bu kadar çıkma sebeplerinden birisi 2024'de kadar olan futbolcu tabii ki bonservis falan çıkarsın da. Doğu e, haberlerinin çıkma sebeplerinden bence en büyük etken savaş. Yani savaştan dolayı Dobik fırsatı doğmuş olabilir. Yani Dobik belki oralarda kalmak istemiyor olabilir. Ukrayna'dan ayrılmak istiyor olabilir. Bunlardan sebep haberi çıkıyor da olabilir. Ama Dobik 24 yaşında. Dobik 97'li yanlış hatırlamıyorsam 24 yaşında. Ve bu sezonda kaç tane attı bu 14 gol 4 asist yapmış 17'li kombi de Dobik. Ya yani Dobik tüm Genç futbolculara, ay 24 artık çok genç değil ama O piye o yaştaki futbolculara ilgi gösteren tüm futbol kulüplerinin de e, Takibinde olan bir futbolcu Doğubik Yani isim takım olarak bilmiyorum basında çıkanları ama Ya Fenerbahçe'den önce, Trabzonspor'dan önce 4 tane ana e, Bizden önce tercih edilecek takımların takip listesindedir bence e, Artem Doğubik Buraya gelirse yine transferine en çok sevineceğim isimlerden birisi olur Ha Dobik için şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz bence Gözümüz kapalı Dobik şu kadar atar diyemeyiz bence tabii ki. Ama Dobik pivot santrafor bu lige uygun. Pivot santraforun kralını oynayan bir futbolcudur. Kralını oynar pivot santraforu. Sırt dönüyor oynar. Yani aslında bu Fenerbahçe'nin Serdar Dursun ile mesela yakıldığı bu seride Serdar Dursun'un 3 gömlek üstü futbolcudur. He Ukrayna'dan dışarı çıkmadı. 30 golleri henüz görmedi. Ama tam Dobik'te kendi kariyerinin bir adım artık sıçrama noktasında bence. Mesela Dobik için Fenerbahçe kariyerini şöyle düşünün Doğu Ukrayna Fenerbahçe 3 sezon 18-19-21 oradan da Premier Lig'e e sıçrama. İtalya'ya sıçrama gibi bir kariyerini bence şu an dönüm noktasında. Hatta Doğu Bekir için şunu söyleyeyim. Doğu Fenerbahçe'ye gelmeyecekse de gideceği kulübü basamak olarak kullanacak bir futbolcu şu an. Çünkü tam kariyerinin o eşit yaşında. Ha, Doğu Bekir gelirse Doğu ne demek abi biliyor musun? Dobik'e 4-5 milyon euro falan bonservis çok rahat çıkarım. 5 milyon euro çıktın abi Dobik'e. Sana 3 sezonda 18-19-21 attı Dobik. Sen Dobik'e abi 20 milyona falan satarsın. Yani Dobik senin direkt satış potansiyelin. Ha şu kadroya hep diyorum bu kadar genç ile şampiyonluk yaşanır mı? Soru işaret. Ama şu kadroya bir satış potansiyeli daha. Hatta şu an mesela en güçlü satış potansiyeli için Kim konuşuyoruz. 25'ler. İkinci sıradan falan gelir abi Dobik. Geldiği an Dobik'in yine Takip edilmeye devam eder. Öyle bir futbolcudur. Gelse profil olarak Luis Suarez'de, Doğubik'te, de hepsi çok fazla uyar. Ee, sizlerin yorumlarını alalım. Hatta hepsi Taliçkayı 10 numara olduğu için ele yiyeyim. Luis Suarez, Artem Doğubik ve Belotti arasında ilk 3 ee, sıralamanız nedir? Ben kendi adıma yapayım. 1-Belo 2-Suarez 3-Doğubik Benim sıralamam Belotti, Suarez, Doğubik. Hiçbiri gelse üzülmem ama. Şu an Fenerbahçe şey aşamasında ya, Löw Jesus mu? İkisi gelse üzülmeyiz diyoruz ya, bu 3 Santrafor'da da hangisine gitsek üzülmem ama. Öyle bir e, Santrafor siz ne kadar doğrudur, hangi teknik direktöre göre yapıldığını da tabii ki e, bilmiyoruz. Umarım ilerleyen günlerde işler daha da ciddiyet kazanırsa, hem Luis Suarez'i... Luis Suarez'i anlatmam detaylı şekilde yani bu ayıp bir şey. Ama Dovbic'le işler ciddiyet kız. Belotti ile tamamen sıfırdan ikili mücadele falan her şeyini e, detaya dökeriz. Bir Fenerbahçe transfer gündemi konuşalım dedik. Çünkü bu ara çok fazla bilgi kirliliği var. Çok fazla isim çıkıyor. En azından bunları değerlendirmek istedik. Ben Talişka'ya çekim serim dediğim gibi Suarez'i Pierre Fanoy benzetiyorum dedim. Belotti buralara kesin düşmez. Dovbic'de savaştan dolayı bir fırsat doğarsa bence net gidilmesi gereken bir isim. Herkese izlediği için dinlediği için çok çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınlarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.